Merhabalar, ben Büşra Şimşek. Bugünkü paylaşacağımız konumuz, çocuğumuz okulu neden reddeder? Bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? Ailelere, ebeveynlere ve öğretmenlere önerilerimiz nelerdir? Bunlarla ilgili birazcık bilgi paylaşmak istedim. Çocuğumuzun okulu reddetme nedenlerinden bazıları şunlar olabilir. Anne baba ilişkilerinde dengesiz ve kararsız tutumun sergileniyor olması. Çocuğumuzun okula karşı endişe ve korku duygularını barındırıyor olması, okulda dışlanma, akran zorbalığı gibi durumlara maruz kalıyor olması ya da çocuğumuzun anne babasına karşı aşırı bağlı olması, bu durumlar okulu reddetmesine etki oluşturmaktadır. Peki bu durumda bizler neler yapabiliriz? Sizlere tavsiyelerimiz nelerdir? Birazcık bunlara da değinelim. Öncelikle çocuğumuzu okula yazdırmadan önce okul olgunluğu testi denilen bir test var. Bu testi mutlaka yaptırmamız lazım. Bu testin sonucuna göre çocuğunuzu okula yazdırabilirsiniz ya da bir yıl daha bekleyebilirsiniz. Testi kimler yapıyor? Alanında uzman psikologlar yapabiliyorlar. Devlet hastanelerinde de yapılıyor diye biliyorum. Mutlaka bir araştırın, faydalanın. Okul olgunluğu testi ne demektir? Çocuğunuzun okula her yönden hazır olmasını kastetmektedir. Duygusal, zihinsel, sosyal yönden ve bedensel yönden kendisini okula hazır hissetmesi demektir. Çocuğumuz eğer okul olgunluğunu tamamlamış bir çocuksa okula başlamada biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bunları daha kısa sürede çözümleyebilirsiniz ve okulda bu sıkıntıları çözümledikten sonra daha başarılı bir birey olacaktır çocuğumuz. Eğer çocuğumuz okula hazır değilse, okul olgunluğu testi bunu bize söylüyorsa mutlaka uzman psikologlarımızın görüşlerini baz almalıyız ve ona göre çocuğumuz hazır olduğu zaman okula başlatmalıyız. Çocuğumuzun okula başlama sürecinde anne baba olarak nereye dikkat etmeliyiz? Öncelikle çocuklarımızın güçlü yönlerini fark etmeliyiz ve bu yönlere doğru eğilimlerini artırmalıyız. Çocuklarımızı bağımsız birey haline getirmeliyiz. Kendi güçlü yönlerini keşfetmeli, o alanlara doğru yönlendirmeliyiz. Okula yeni başlayan çocuklarımızla ayrılık sahnelerini kısa tutmalıyız. Onu çok sevdiğimizi ve okulda eğlenerek güzel bir vakit geçireceğini belirtmeliyiz. Gün sonunda onu almaya geleceğimizi söylemeliyiz. Okullar açılmadan önce okul alışverişlerinde çocuklarımızı aktif olarak dahil etmeliyiz. Kendi ihtiyaçlarını belirlemesine ve zevklerine göre ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmalıyız. Bunu neden yapıyoruz? Okula karşı özendirmek için yapıyoruz. Kendi seçtiği kalemi, kendi seçtiği CD'yi, kendi seçtiği boyayı ve defterini istediği şekilde kullansın diye yapıyoruz. Aile olarak eğitimin ve okulun çocuğumuzun gelişimine ne kadar katkı sunacağı hakkında konuşmalıyız ve bu konularda örnek olmalıyız. Örneğin bize kitap çalışmaları yapabiliriz, akşamları kitap okuyabiliriz, evde boyama çalışmaları yapabiliriz, hafta sonları sergilere, müzelere çocuklarımızı götürebiliriz, tiyatrolara çocuklarımızı götürebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda bir Teknofest yapılmıştı. Burada bilim merkezleri kurulmuştu. Birçok ebeveyn çocuğuyla birlikte bu aletleri, ürünleri keşfetmek için yoğun bir katılım göstermişti. Siz de bunlar gibi etkinlikleri takip ederek mutlaka çocuklarımızın hem hayal güçlerini, hem merak duygularını, hem şevk ve isteklerini okula karşı, eğitime karşı, bilime karşı değerlendirmelisiniz. Okul törenlerine, aile katılım çalışmalarına, aile toplantılarına mutlaka aktif katılım göstermeli. Çocuğumuzun eğitim hayatının bizler için ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu çocuğumuza model olarak göstermeliyiz. Okula gitmek istemeyen çocuklarımızda mide bulantısı, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir. Bunlar genellikle gerçek belirtiler olmayabilir ama ilk öncelikle bir çocuk uzmanına götürüyoruz çocuğumuzu. Belirtiler gerçek mi, değil mi? Bunu bir araştırıyoruz. Eğer belirtiler gerçekse, ki gerçek de olabilir, belirtilerimiz gerçekse gerekli tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Eğer bu belirtilerimiz gerçek değilse, okula gitmek istemediği için çocuğumuz bize bu belirtilerden bahsettiyse, mutlaka sakin ve sabırlı bir şekilde çocuğumuzla konuşmalıyız. Neden okula gitmek istemediğini araştırmalıyız. Çocuğumuzun okula gitmek istememe nedenlerini araştırdıktan sonra eğer okul içerisinde bir huzursuzluktan bahsediyorsa, sınıf içerisinde onu rahatsız eden akranlarından bahsediyorsa ya da öğretmeniyle ilgili bir durumdan bahsediyorsa mutlaka ailemiz okul psikoloğuyla görüşmeli, bu konuyu değerlendirmelidir.
Okulun daha cazip hale gelebilmesi için çocuğun evde kalmak isteyen çocuğumuzun evdeki oyun, televizyon izleme sürelerinin birazcık kısıtlanması lazım ki evin ona birazcık sıkıcı gelmesi lazım. Okulun daha cazip, daha ilgi çekici hale gelmesini desteklememiz lazım. Unutulmamalıdır ki okul kavramı da yeni bir kavramdır ve alışılması güçlük gerektiren bir kavramdır. Tıpkı evimizi taşımak gibi, tıpkı eski komşularımızı bırakıp yeni komşular edinmek gibi, tıpkı eski iş yerimizden ayrılıp yeni bir iş yerine alışmak gibi. Biliyorsunuz ki biz yetişkinler dahi çok zorluklar çekebiliriz. İşimizi ne kadar seviyorsak sevelim, ortamda uyumsuz biri varsa, işimizi zorlaştıran biri varsa bizim de ortama uyum sağlamamız, alışmamız hem stresli hem de zorlu olabilir. Şunu unutmamalısınız ki bu süreç geçecek bir süreçtir. Alıştıktan sonra oraya karşı aidiyet duygusu hissettikçe orayı daha çok sevecektir. Çocuğumuza karşı anlayışlı, sakin, sabırlı olmalıyız. Okula reddeden çocuklarımızla ya da okula yeni başlayacak olan çocuklarımızla anne babalara önerilerimiz var. Şimdi bunları anlatmak istiyorum. Öncelikle çocuklarımızı sabah sarılarak uyandıralım. Bu his çocuklarımıza rahatlama hissi sunacaktır. Güne güzel başlayacaklardır. Daha sonrasında okul hazırlıklarını yapmaları için, kıyafetlerini giymeleri için, dişlerini fırçalamaları için çocuklarımıza fırsat tanıyalım. Sonrasında hep birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Kahvaltının biliyorsunuz ki mutlulukla alakası var. Hem kendisini daha mutlu hissedecek, hem daha sağlıklı hissedecek ve dinç bir şekilde okula gitmiş olacak. Çocuğumuzla birlikte okula gidelim. Hem kendini güvende hissedecektir, hem daha mutlu olacaktır. Okulda yeni arkadaşlıklar edineceğini, yeni oyunlar öğreneceğini, yeni şarkılar öğreneceğini, isterse bunları evde sizlerle birlikte paylaşabileceğini ve evde birlikte oyunlar oynayabileceğinizi söylemelisiniz. Çocuğumuzu okula teslim ederken onun güvende ve mutlu olduğunu belirtmeliyiz. Aklım hep sende ama burada da ne kadar çok mutlu olduğunu, eğlendiğini bilmek beni çok mutlu ediyor. Cümlesi kurmalıyız. Sırt çantasını sınıfa birlikte bırakmalıyız. Daha sonrasında pencereden size el sallamasını istemelisiniz. Okul saati geldiğinde mutlaka 5-10 dakika önce, hatta 15 dakika önce okul bahçesinde bulunmalısınız. Çocuğumuzu alırken, okuldan teslim alırken geç kalmamaya özen göstermeliyiz. Bu çocuğumuzun okuluna karşı ne kadar ilgi duyduğumuzu, onu ne kadar önemsediğimizi ve onun her zaman yanında olduğumuzu anlamasına, hissetmesine olanak sağlamaktadır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.